Anlat bakalım, Türkiye yolculuğuna Batman'da kaldığı yerden devam ediyor efendim. Mobilya ve doğramacılık sektöründeyiz. Batman'da mobilya ve doğramacılık sektörü denince akla gelen isimlerden bir tanesi Mehmet Kanat. Kendisini ziyaret ettik ve siz değerli izleyicilerimiz için kendisinden sektörle ilgili bakalım neler dinleyeceğiz. Buyurun izliyoruz. Mehmet Kanat Batman'da doğmuş, büyümüş, Batman halkından biri. 92'den beri bu sektörde çalışıyorum. Halkımıza hizmet ediyoruz. Peki gelelim sektörünüze. Mobilya ve doğramacılık diyoruz ama doğramacılık nedir? Mobilya sektörü deyince siz bu sektörün neresinde yer alıyorsunuz? Biraz işinizden bahsedelim. 92'de biz bu atölyeyi açarken ahşap üzeri açtık. Ahşap kapı üzeri. Daha sonra baktık ki halkımızın mobilya ihtiyacı var. Mobilya sektörüne de bir adım attık. Yaklaşık 2002'den beri de mobilya sektöründe hizmet veriyoruz. Çok şükür işlerimiz iyi, gayet iyi, memnunuz. Müşterilerimiz bizden memnun. Zamanında teslimat, zamanında işimizi bitiriyoruz. Ve ağırlığımızda resmi kurum işlerimiz. Öncelikle ben biraz işin daha yakından mercek tutmak istiyorum. Mobilya deyince aklımıza birçok mobilya geliyor. Siz ne tarz mobilyalar ve nerelere çalışıyorsunuz ve hangi mobilyaları yapıyorsunuz burada? Bunlar genelde ev döşemeleri, yani mutfak dolabı, yatak dolabı, gömme dolap, ayakkabılıklar, vestiyerler ve çocuk takımları, genç takımları. Bu takımlar üzerine şu an çalışıyoruz. Sipariş üzerine yapıyorsunuz? Aynen, sipariş üzerine yapıyoruz. Yani müşterilerimizin de daha önce belirledikleri modellerin üzerinde çalışıp hizmet ediyoruz onlara. Peki kendi projemizi, kendi çizimimizi yaptık. Sizlere getirdiğimiz zaman bunu siz kendiniz mi çıkartıyorsunuz? Evet, kendimiz çıkarıyoruz. Artı bizim kendi tecrübemizi de içine katarak insanlarımıza hizmet ediyoruz. Peki gelelim, böyle bir çalışmayla size geldiler. Nasıl devam ediyor süreç? Süreç yaklaşık, yani verdiği işe göre, iş olur 10 günde biter, iş olur 1 ayda biter. Tabii artık insanlarımız biraz daha böyle güzel şeyler istiyor. Daha böyle titiz, daha şık şeyler. Biz de bunun üzerine çalıştığımız zaman emek harcıyoruz. Emek sarf ediyoruz. Tabii onların memnuniyeti bizim için daha önemli, müşterimizin. Haliyle derken nasıl söyleyeyim? Yani bizim için şu an sektörde, bizim için yani Mehmet Kanat olarak bizim için en önceliğimiz müşterimizin memnuniyeti. Başka da biz ilkemiz bu. Yani tabii ki müşterileriniz sizden memnunlardır. O yüzden zaten sizi ziyaret ettik ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi artık siz burada bir el emeği göz nuru aslında sizin burada yaptığınız iş ve bu sektör artık bitmek üzere gibi bir şey ve geçmişte daha sıktı. Mobilyacılar, marangozlar çok sık görebiliyorduk ama şu an göremiyoruz. Geçmişte sektör nasıldı? Şu an nereye, nasıl gidiyor? Biraz sizlerden dinleyelim. Evet, geçmişte devasa fabrikalar yoktu. Bu da insanların, yani o iş gücünün bütün atölyelere dağılımı iş daha çoktu. Ama şimdi devasa fabrikalar var. O fabrikalar, nasıl söyleyeyim, küçük esnafı bitirmek üzere. Küçük esnaf da elit insanlar el emeği göz nuru istedikleri için bizi tercih ediyorlar. Yani devasa fabrikalarda direkt çizim, kesim, montarama git. Biz de öyle değil. Biz kendimiz çizeriz. Kendileri de bazı katkılarda bulunur. Ve bu şekilde hizmet ediyoruz. Hizmet ettiğimiz için 92'den beri ayaktayız. Peki mobilyacılıkla doğramacılık arasında fark var mı? Doğramacılık ne oluyor mesela? Doğramacılık genelde kereste, ahşap üzeri. Biz daha önce bunları biz ahşap kapı yapardık. Şimdi bir nevi hazır kapılara döndü. Hazır kapılara döndüğü için biz de alanımızı değiştirmek zorunda kaldık. Ama her şekilde kapının içine ahşap girer. Ahşap deyince de bizim işimiz. Hangi ahşabın iyi, hangi ahşabın hangi mevsimde çalışıp çalışmadığı. Biz bunları çok daha iyi bildiğimiz için şu an çok şükür işlerimiz gayet gayet iyi. Yani fabrikalardan alınan kapılarla bizde yapılan kapılar bir değil. Yani onların piyasaya sunduğu kapılarla bizim verdiğimiz kapıların ne özellikleri, ne malzemesi, ne de işçiliği bir değil. Kalite diyorsunuz. Aynen öyle, kalite. Kalite. Yani şık görünür ama 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra biz o kapıların tamirine, onarımına gideriz. Ama bizimkiler yıllar geçtikçe, yani derler ya, güzelleşiyor. Evet. Yıllar geçtikçe. Zaten ahşapın modası hiçbir zaman geçmez. Geçmez. Ahşap klasiktir. Yani dünya kurulduğu günden bitimine kadar ahşap var olacak. Ama öyle tahmin ediyorum ki sunta ve medefe bitecek. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden ve tüm hızıyla devam edeceğiz efendim. El emeğinden, göz nurundan vazgeçmeyin diyoruz. Klasin modus da hiçbir zaman geçmez. Aklınızda bulunsun diyoruz. Hoşçakalın.